Şevval Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmanızın profesyonel güzel bir hizmeti var. Milli Eğitim Bakanlığı gözetiminde evet. De çok güzel eğitimler veriyorsunuz. Yeni öğrencileri sahaya kazandırıyorsunuz. Öncelikle emeğinize sağlık diyelim. Çok teşekkür ederim. Şevval Hanım sizi kısaca ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize bir tanıtalım. Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? 1993 yılında bu işe de eğilimim olduğu için böyle annemin önerisiyle bu işe girdim. Tabii ki ilk başladığımda oradan buraya gelebilmeyi hayal bile etmemiştim açıkçası. Evet. Peki o güzel hikaye 93 dediniz. 93'te başladı. Nerede aldınız eğitimlerinizi? Nasıl geldiniz bu süreç? Yine aynı bizim gibi İstanbul'da zaten o zaman iki tane kurs vardı. İki taneden bir tanesi tercihim oldu. Eğitimimi tamamladım. Eğitimimi tamamladıktan sonra da önce bir güzellik salonunda işe başladım. Ardından yine sektörün büyük firmalarından bir tanesinde. Öncü firmalarından. Evet, aynen. Devam ettim. En sonunda belli bir zamanda geçtikten sonra artık kendi şirketimizi kurduk. Siz ne zaman kurdunuz firmanızı tam? 2006 senesinde 2006. Kurduk. Evet, 2006'dan beri de Mecidiyeköy'de Profilo AVM'nin karşısında faaliyetlerimize devam ediyoruz. Peki, 20 yılı aşkın bir süreçtir. Sektörün içerisinde tecrübeli bir insansınız. Şimdi kendi firmanızı kurduktan sonra vermiş olduğunuz hizmetleri şöyle biraz açarak gidecek olursak neler yapıyoruz? Şimdi öncelikle biz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sizin de söylediğiniz gibi bir kurumuz. Güzellik hizmetleri adına tüm eğitimleri veriyoruz. Bunun yanı sıra bunların sertifika programlarını da yapıyoruz. Güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj uzmanlığı, profesyonel makyaj uzmanlığı. Bunun dışında farklı programlarımız da var. Evet. İşte güncel olan mikroblading kaşı uygulamaları, protez tırnak uygulamaları. Hani bir güzellik uzmanının bilmesi gereken her türlü alanda eğitimlerini veriyoruz. Veriyorsunuz. Peki size konuklar nasıl ulaşıyor? Siz onlara bu süreç ne kadar sürüyor? Yani belli bir dönemin var, bunun geçişlerin var. Şimdi tabii ki her programın süreci farklı. Bir güzellik uzmanlığı dediğinizde en az bir yaklaşık 5 ay süren bir program. Bir kalıcı makyaj biraz daha farklı. Hani her konu kendi içerisinde ayrılıyor. Her konu kendi içerisinde farklı bir ders planına sahip. Evet. Peki. Kurslar bitti, sertifikalar evet. veriliyor. Sahada nasıl bir işleyiş sağlıyor bu belgeler? Şimdi bizim verdiğimiz belgeyi insanlara çalışabilme yetkisi veriyordu düne kadar. Yeni bir yasa değişikliğiyle bizim vermiş olduğumuz belgelerde belli bir saat oranını tamamladıklarında artık iş yeri açma yetkisi de verir oldu bugünkü şartlarda. Evet. Ha, yarın ne değişiklik olur tabii ki bunu bilemeyiz ama bugünkü şartlarımızda artık bizim belgemizde de eğitim alan kişiler tabii ki o saati hı hı. tutturdukları takdirde evet. salon açma yetkisine de sahip olacaklar. Sahip olabiliyorlar. Peki şimdi sizin arkada da ekranlar başındaki değerli izleyicilerimiz izliyorlar. Bu işin profesyonel makineleri var, kullanılan evet. makineler var. Evet. Bunların tedariklerini nasıl sağlıyorsunuz? Türkiye çapında bu iş nasıl ilerliyor? Evet, biz şöyle ki satmış olduğumuz her ürünün ithalatını kendimiz yapıyoruz. Öncelikli olarak tamamen bir başına ayaklar üstünde duran bir firma olarak. Bunun dışında tercih ettiğimiz cihaz niteliği tabii ki çok önemli. Evet. Ve biz lazer grubunda İspanya ile çalışıyoruz. Kalıcı makyaj grubunda Amerika ile çalışıyoruz. Cilt bakım ürünleri grubunda da İtalya ile çalışıyoruz. Yani tüm dünya ülkeleriyle çalışabiliyorsunuz evet. yani anladığım kadarıyla. Evet. Ama bilindik, kaliteli, iyi evet. markalarla. Evet. Özellikle lazer grubu çok önemli evet. ve bir Avrupa güvencesi insanlara verebilmek çok çok daha önemli. Evet. Peki bu süreçlerde siz ara ara seminer, toplantı, çeşitli yerlere katılıyor evet. musunuz kendinizi güncellemek adına? Kesinlikle. Yurt dışında her yıl zaten mutlaka yurt dışındaki fuarlara ya da eğitim programlarına ben de katılıyorum. Çünkü öğrendim dediğin an bittiğin andır. Biliyorum dediğin an bittiğin andır. Evet. O yüzden sonsuza kadar öğrenmek. Oradan aldığınız bilgileri de öğrencilerinizle zaten evet. paylaşmış oluyorsunuz. Kaç uzman kadromuz var yanımızda? Uzman kadrosu olarak yaklaşık bir 7 kişiyiz. Kemik bir kadromuz evet. var. Böyle. Hem şirkette sabit hem de hı-hı. sahada çalışan. Çünkü Türkiye genelinde çalıştığımız için her sattığımız cihazın ve ürünün eğitimini yerlerinde de verdiğimiz her yerinde için. De tabii ki. Bir cihaz, bir salon kurulumu A'dan Z'ye. Yani en küçük steril cihazından
yapılan en büyük diyot lazer epilasyonuna kadar tüm skalaya sahip olduğumuz için de Türkiye genelinde bayağı yoğun bir ağımız evet, var. Evet, peki burada sizin vermiş olduğunuz hizmetlerin içerisinde bay ve bayanlara mı hitap ediyor bu çalışma? Yani müşterilerinizin? Elbette ki artık günümüzde hani böyle bir ayrım kalmadı. Biz güzellik hizmeti kısmını çok aktif tutmuyoruz açıkçası. Çünkü eğitim programları ve satış bizi oldukça fazla dolduruyor. Eğitimlerde de baylar artık evet, kalıcı makyaj, profesyonel makyaj veya güzellik uzmanlığı artık bu alanlarda da onlar faaliyet gösteriyor. Sadece erkeklere hizmet veren özel salonlar açılıyor. Sadece işte belli gruplara hizmet veren salonlar artık aktif durumda. Aktif olabiliyor. Peki Şevval Özçelik olarak ekibinizle birlikte size gelen konuklarınıza hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Hijyen önemli. Kullandığınız ürünler tabii önemli. Tabii ki hijyen çok önemli. Özellikle kalıcı makyajda bu her şeyden daha önemli. Her şeyin tek kullanımlık olması. Eğitimlerde özellikle benim öğrencilerime söylediğim kullandığınız kartuşları ve ürünleri her seferinde müşterinizin gözü önünde açıp makinenize monte edin. Evet. Çünkü bizim kullandığımız makinelerde sterilizasyon gerekmiyor kalıcı makyajda. Her şey tek kullanımlık. Evet. Müşteriye değen, işte elinizin dokunduğu her şey tek kullanımlık kartuşlarda. Dolayısıyla kullan at %100 hijyenik çalış. Evet, bu da önemli bir ayrıntı. Peki sektörde yılların verdiği o bilgi, birikim, deneyiminiz artık iyi noktalarda ama hedefte kafanızda daha neler var, neyi planlıyorsunuz? Hedefte bir şeyler var mutlaka. Türkiye genelinde yayılmayı hedefliyoruz. Özellikle yeni oluşumumuz Diyarbakır bölgesinde faaliyete geçtik. Diyarbakır'da da Diyarbakır değil tabii ki, Diyarbakır merkez olacak evet, ama tüm Doğu bölgesine evet, bu anlamda da hizmet vereceğiz. Mersin'de de faaliyetlerimiz, Mersin bölgesinde de yani Akdeniz bölgesinde de faaliyetlerimiz başladı. Dolayısıyla tüm Türkiye genelinde bölgesel olarak anladığım kadarıyla evet, bu ağı biraz evet, daha büyütmeyi planlıyorsunuz evet, ve bunun ilk adımları atılmış. Atıldı. İnşallah hayırlısı olsun, devamı İnşallah, da gelsin diyelim. İnşallah. Peki sizi bugüne dek destekleyen, tercih eden hem müşterilerinize hem öğrencilerinize bir teşekkür. Son sözlerinizi toparlayalım. Gerçekten hepsine biz burada çok gönülden bağlanıyoruz. İşimizi profesyonel yapmaya çalışırken ama amatör ruhla seviyoruz da işimizi aynı evet, zamanda. Dolayısıyla her biriyle hiçbir zaman bağımız kopmuyor ve kopmamaya da devam edecek. Evet. Her zaman arkalarındayım, her zaman yanlarındayım. Onlar zaten bunu biliyorlar. Evet, peki. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tüm ekip ederim, arkadaşlarınızla birlikte başarılarınız daim olsun. Çok ülkemize ve bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah hedeflerinize de ulaşırsınız. Sizinle yeni bir projede tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Sağ olun.